Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Yanımda Tolga var. Merhaba, Tolga ben. Şimdi Tolga, teknolojiyle nasıl tanıştın ve nasıl bir süreç? Valla bayağı gıcırdıyormuş ya bunlar. Merhaba arkadaşlar, ben Frekans. Ben Tolga. Bugün Tolga'ya bir soru yönelteceğim. Aynı soruyu Tolga sen de bana yönelteceksin. Tabii ki de. Böyle ilginç, eğlenceli bir konsept olacak. Şimdi Tolga, ilk kullandığın teknolojik alet neydi? Hı-hı. Ve nasıl bir teknolojik süreçle bu çağa, bu evrime ulaştın? Benim için çok acı bir deneyimdi. Bunu hatırlattığın için şu anda çok üzgünüm. Şaka bir yana ilk tanıştığım alet büyük ihtimal bir telefondu herhalde. Bir telefondu. Yani çok küçüktüm. Daha ufacıktım. Kaç yaşındaydın ki? 3 mü? 3-5. Üçün beşin lafı olmaz. Böyle hani sulu telefonlar vardı içinde su gezen. Yok o kadar da değil. O teknolojiye girmez. O bildiğin şey hani böyle eğlencelik ve kırmalık bir şeydi. Sen böyle orada hayalinde işte 33'ün kullanıyorum. Yok onu ben direkt şey günümüzün SSD'sini böyle kafamda böyle hayal edip SSD'ci. Kaç sene öncesinden? 15 sene öncesinden 15-20 sene. 15-20 sene önce ben SSD'ci düşünmüştüm zaten ben sana söyleyeyim yani direkt. Ama işte benden fikri çaldılar. Ayıp ben de 5G'yi düşünmüştüm ama annemden 5 sokak yemiştim. 5 sokak yemiştim aslında. 5G'yi hala gerçekleştirebilirsin. Hazır 4 bucak G ile aynen, 4 şey yapmışken 5G'ye de geçiş yapabilirsin. Ciddi ciddi ilk kullandığın teknolojik alet telefon muydu? Ya büyük ihtimal telefondu. Yani tam net hatırlamasam da. O zamanlar hani ailemde böyle herkes de bir merak vardı. Çünkü teknoloji böyle telefonlar falan. Nokia'dır. Mobil cihazlar yeni yeni şey oluyordu. Ya Nokia'dır. İlk akıllı telefon ne dersen mesela, ilk akıllı telefonu 6600'dır. Hatırlıyorum onu. Hani E250 dönemlerini falan sayarsak, onlar zaten ondan sonraydı. İlk ama ciddi anlamda 6600 akıllı telefondu. Teknolojik bir cihaz olarak da Ericsson'un bir modeli vardı ya şu A1018 mi? A1018 şu arkası kavisli tombul bir şey olan. A1018 miydi? Modeli A1018 şöyleydi. Kalın bir şeydi. Kalın bir şeydi. Şöyle normal bir eski filmlerde gördüğümüz vardı. Ankesör gibi bir şeydi. Aynen. Top hatta araçta falan çoğu insan araç telefon olarak falan da kullanıyordu onu. O modeldi. Onu da şu şekilde keşfetmiştim. Benim teyzem bankacı. Yani bankacılıktan emekli. Bankadan o zaman onlara hani telefon olsun hani bankada üst düzey yöneticilere falan hani belli bir şey olanlara cihaz ve telefon ve araba veriyorlardı. O zaman telefon da gelmişti ben böyle şey... Böyle... Araba yerine telefon mu tercih ettiler yoksa? Telefonu vermişler şimdi ben böyle telefon bakıyorum ama ne olduğunu bir yandan çözmeye çalışıyorum. Allah Allah bu ne falan hani alo diyorsun ama yani karşı tarafa sesini nasıl gidiyor? Mesela en büyük şaşkınlığımı şeyde de yaşamıştım ben. Bu kulaklıklar ilk çıkmıştı ya telefonlarda. Hani yolda biri kulaklık var kulağında, telefonla konuşuyor. Şey diye görüyordun hani kulaklığı görmüyordu o zamanlar. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ben diyordum adam kendi kendine falan konuşuyor herhalde. Kiminle konuşuyor bu? Telefonla konuşur gibi biriyle konuşuyor diyordum ama herhalde kendi kendine konuşuyor. Benim öyle bir anım var ya. Hadi ya. Şey kablosuz bir kulaklık vardı. İşte hands-free teknolojisiyle bezenmiş. Oo. Teknoloji gideyim gibi. Evden çıktım tamam mı konuşarak otobüse bindim. Otobüste konuşuyorum bir arkadaşımla. İşte ne yapacağız? Kadıköy'de buluşacağız değil mi? Adamın teki arkasında ha bana mı diyor? Ne yapacağız Kadıköy'de falan. Yok abi sana demiyorum dedim. Sana demedim. Sana demedim. Halbuki abimiz birisi onun kablosuz bir şekilde sesi aktardığını belki de hayatında çok büyük bir değişiklik olacaktı. Aslında burada abiye suçu bulmuyorum da yani şu akıllı telefonlar çıktığında toplumu adam akıllı bilgilendirselerdi telefon, televizyondan her gün yani evlendirme programları ya da abuk subuk şeyler yayınlanması yerine yaşlandırma taktiğiyle falan böyle insanları aynen bulmaktansa aynen daha yararlı bilgiler verilebilirdi belgesel izleyip. Ya insan, sen kendi insanını eksik bırakıyorsun bu kadar basit. Yani kesinlikle kendi insanını eğitimle, gerek eğitimle, ya gerek... Gelişimini engelliyorsun ya bildiğin. O evlilik programları ben bir şey söyleyeyim mi? Hani benim net düşüncem onlar hakkında, bu arada kimse buradan sallamıyoruz tabii.
insanların tamamı boş vakitlerini uyutuldu. Öldürüp hani uyutuldu ve hani insanların değerli vakitlerini çalan program yani. Program yayınları. Başka bir şey değil. Bence de öyle. Hatta ve hatta gereksiz medyayı meşgul eden, dolduran. Belki belgesel olacaktı. Belki bilgilendirici, tarihi bilgiler olacaktı. Öngörenleri izlesek daha iyi onlardan. Ya mesela teknolojik açıdan da bilgilendirici çok fazla kanal yok, çok fazla program da yok yani. Neredeyse hiç televizyonda çok çok az böyle. Toplasan bir iki tane falan vardır ya. Yani yok abi, en fazla ne biliyor musun? Destek olmak istiyorsanız 33-21'e mesaj atın ya da ne bileyim neye mesaj atın. Bilmem kim yarışmacısını desteklerseniz 5 TL'yi SMS ücretiyle bana para gönderin. Teknolojik iletişimimiz böyle. Yani kesinlikle çok zayıfız o konuda. Çok zayıfız o konuda. Allah bana soru yöneltmedin. Sana günlerdir bekliyorum. Hatta ilk program başladığında... Sen nasıl ilk teknolojiyle tanıştın? Hangi cihazla? Valla ben ilk nasıl tanıştım? İlk Game Boy'da. Çamaşır makinesi. O çamaşır makinesini çok izlerdim canım çocukken. Televizyon beni çamaşır makinesi. Beni yıkardı o ya bildiğin. Şey demek istiyorum yani Game Boy'da, o da kuzenimdeydi. Kuzenim oynamayı çok seviyordu. Yılan oyunu ve aynı zamanda da puzzle vardı. Yani puzzle oynarken keyif alıyordu. Ben de onu izliyordum. Çocuktum. Onun dışında benim dayımın oğlunun bir bilgisayarı vardı. O zamanlar İstanbul'da çoğu kişinin bilgisayarı yoktu. Bilgisayar. Ve güzel bir bilgisayara sahip olmak için 3000 dolar en aşağı para harcaman gerekiyordu. Tabii çok ciddi rakamlar. Çok ciddi rakamlardı. Bu Pentium MMX dönemleri falan. Çekirdeklerin yine icat olduğu dönemler. Windows 95 hatta DOS üzerinden. DOS serisi. DOS serisi vesaire. O dönemlerde çok iyi hatırlıyorum. Akşama kadar izlerdim. Hatta One Must Fall diye bir tane oyun vardı. Aynı zamanda da bir tane Crazy Frog mu? Olabilir, hatırlayamadım. O tarz şimdi garip oyunlar vardı. DOS'ta oynanan oyunlar. Wolfit vardı. Onu oynardı. Ya hem bilgisayarla tanışmış oldum hem de hani işletim sisteminin nasıl olduğunu gözlemleyip hiçbir şey anlamamış bulundum. Zaten ondan sonra da DOS döneminden sonra da şeyler başladı. 95 serisi falan başladı. Windows 95-98. Mayın tarlası falan. Orada da hani iyice şey mayın tarlası olsun. Gerçek bir arayüz hani tasarım sağ bir yüze geçildi. Eskiden biliyorsun hani print, aç parantez, bilmem ne, kapat parantez yazdığın şey böyle çakıp aynen çakıp duruyordu. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Game Boy'dan sonra Atari aynen. Atari oldu. Atari'de babamla şeye gitmiştik karşıya. İşte karşı dediğim Eminönü'ne falan. Doğubank nişanına falan gitmiştik. Doğubank klasik. Doğubank nişanına gitmiştik. Orada Atari'yi 5 TL mi? O zamanlar 5 TL. Tabii o zamanlar 5 TL ciddi bir rakamdı. 50 lira falandır herhalde bugünün rakamıyla. 5 TL'ye almıştık. Eve geldik. En ucuz Atari aldığımız için görüntüde sıkıntılar vardı. Nasıl hani ekran kartının belleklerinde sıkıntı yaşadığın zaman çizgi çizgi oluyordu ya da renkler birbirine karışıyorsa. Öyle bir sıkıntı yaşamıştım Atari'de. İlk Atari'm biraz üzmüştü beni. Hayal kırıklığı oldu desen. Hayal kırıklığı olmuştu. O zamanlar Atari'den sonra ilerleyebileceğim pek bir şey yoktu. Sega vardı. Sega da pahalı geliyordu. Yani Atari'ye 5 lira verip de Sega'ya çok fazla para veremiyordum. Ama hani gerçekten imrendiğim ve ya keşke benim olsa dediğim bir teknolojik harika vardı. Vakti zamanında çıkmış konsolların babası diyebileceğim, benim için babası PlayStation 1. Tahmin ettiğim cihaz. Yani nasıl bir şeydi biliyor musun? Kuzenim bir gün geldi. Buradan kulaklarını çınlatıyorum. İşte baba dedi babasına. Babası da hani durum bakımından iyi. İşte plak şirketi falan var. İşte kaset, plak vesaire. Eski plakçılardan. 3 boyutlu bir deneyim. 3 boyutlu bir deneyim tadabileceğim konsol çıkartmışlar. Tabii, bir yerden görmüş artık. Atari'den ona geçince bir de özellikle yani aslında 2D bir görüntü alıyorsun ama hani oradaki hani 8 bitlik görüntüden aynen o 32 bitlik bir görüntüye geçince direkt 64 bitlik görüntüye geçince direkt sana şey geliyor 3D gibi geliyor. Dünyan yani hayal gücün yani genişliyor direkt. Şimdi hani yüzüne bakmadığımız o grafikler aslında o dönemler için bizim için çok büyük şeydi.
Ya hala telefonda o grafiklerde oyun oynuyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Yani PlayStation 1 grafik kalitesinde oyunlar var. Dolu. Kesinlikle. Alabildiğince. Yani çok bir şey değişmedi aslında. Sadece cihazların boyutu iyice ufaldı. Her neyse. Aradan 2-3 ay geçti. Bunlar PlayStation'ı aldılar. Bak zamanında ilk çıktığı zamanlarda. Orijinal oyunlar falan alıyorlar. Ondan sonra kırdırttılar bunlar makineyi. Bak yani oyuna para dayanmıyor. Para dayanmıyor. Kırdırttılar falan. Yani hatırladığım şey Fransa 98 diye bir oyun vardı. FIFA 98. Fransa 98. Akşama kadar oynuyordu ve ben onu izliyordum. Ve müzikleri harikaydı. İşte hatta müziklerini bu videonun altında paylaşacağım birkaç örneğini. Yani müzikler beni ayrı bir boyuta sokuyordu ve hani çocuk ne yapmıştı biliyor musun? Balkona televizyonunu ve PlayStation düzeneğini koymuştu. Fatih'te oturuyorlar zaten. Oo, efil efil. Efil efil. Ve hani hiç oynatmadı ya. İki kol olmasına rağmen okul hep tek boşta kaldı. Ben de o zamanlar... Süsleye durup tozlandı değil mi? Aynen. Orta 1'e gidiyordum. Hatta babama şey demiştim. Yani eğer ortaokulda takdir getirirsen bana PlayStation al ve bir şekilde anlaşalım. Orada bir deal bağladım babamla. Anlıyorum. Ve harbiden de takdir getirmiştim. PlayStation almıştık. Ve benim de talihime atölyede yaşadığım sıkıntının aynısını işte nereden almıştık? Yine bir dava. Ya PlayStation'ı hayır daha vasat bir yerden. Kadıköy'deki Bit Pazarından PlayStation 1 almıştık. Oo. Ölümcül. Direkt kafanı sık daha hayır, iyi yani. Kullanmışlar. Bir de cihazın üstüne falan kusmuşlar galiba. Bayağı acayip. Leş gibiydi. Leş gibiydi. Ama ben yine de böyle mutlu olmuştum, tamam mı? Hatta tabii, yani heves ettiğin, çok istediğin bir cihaza sahip yanında oluyorsun. Yanında da Mumya 1 oyununu vermişti adam. Eve getirdik, taktık televizyona. Siyah beyaz. Grinch de vardı. Mumya 1'in yanında Grinch. PlayStation'da ilk oynadığım oyun onlar değildi. İnternet kafeye gitmiştim. Bu detayı anlatmamıştım. PlayStation kafeye. PlayStation kafeye gitmiştim. Crash Bandicoot serisi vardı. Crash Team Racing falan. Onları oynamıştım. Ama o da bir saatlik bir deneyim. Onları saymazsak hani gerçekten sahip olduğum ilk oyunlar Mumya 1 ve Grinch'ti. Hani siyah beyaz oynadım ama çok keyif almıştım. Kablodan dolayı bir sıkıntıymış. Kabloyu değiştirdikten sonra düzeldi. PlayStation evresinden sonraki evreye geçeceğim ama çok fazla laf bende döndü. Evet. Bence aslında, de artık biraz aynen, da bana seveyim topu alsan diye bekliyorum. Aynen. Ben de düşündüm bağlayayım diye ama nasıl bağlayacağımı düşünemedim. Çünkü siyah beyaza düştüm ben de, anladın mı? Mavi ekrana bence. Mavi ekrana bağladım. Sen siyah beyaza da değil. Valla PlayStation konusunda hani şöyle söyleyebilirim ben de. Benim ilk olarak ana hani görüp uzun süre deneyimleyebildiğim, sahip olmasam da PlayStation 2 idi. Biri çok istemiştim. Sen sonraki nesilmişsin ya bayağı. 1'e şey yapamadım. Bir türlü ailemi alması için ikna edememiştim. 2'ye bir arkadaşım sahipti. 2 o zamanlar ilk çıktığında direkt almıştı. Deli gibi şey kasıyorduk ya. Bu Need for Speed Underground 2 kasıyorduk. Underground 2, Underground o zamanlar serileri. Şeyleri müzikler... de tam şey yapamıyorduk. Hani markaları tam bilmediğimiz için. Böyle otomobil markaları. Mazda ile falan başlıyordun. Mazda ile 350Z ile başlıyordun. Sonra şey Peugeot'a geçiyordun. Peugeot 206'ya geçiyordun. Ondan sonra işte geçe alıyordun. Benim favori arabam 350Z'ydi. Arkadaşım da şeydi, TT'ydi. Sürekli kapışırdık. Of ya, aklıma böyle şey geldi. Modifiye edip arabaları böyle kasıyorduk. Böyle birbirimizi kim geçecek. Abi yani. Müzikleri de çok canlıydı ya oyunun. Ya müzikleri canlıydı. Ben oyunda bak şöyle bir hata bulmuştuk. Bizimkinde denk gelmişti daha doğrusu. Hani PlayStation 2'deki Underground 2'ye çarptığın zaman araçlar hani şey yapıyor ya, normalde yukarı falan uçabiliyordu ya. Bizde şöyle bir şey oldu. Ben drag yarışı yapıyoruz. Ben aracı vurdum. Araç havaya fırladı. Ben diskalifiye oldum kaza yaptığım için. Tık öbür arkadaşın üzerine düştü. O da diskalifiye oldu. Hadi canım ya. Ama ben ilk diskalifiye olduğum için yine şampiyon o oldu. Hadi. Aslında aynı yerde ikimiz de aynı anda şey yaptık. Ben kafada gidiyordum. Virajı alamadım. Virajı arabaya çarpmıştım. İyi. O da çok tuhaf bir anımdır PlayStation'la. Benim de şöyle bir anım var. Test Driver 6 oynuyorum PlayStation 1'de. Oo. Yalnız oyun forumu gibi de oldu birazcık. Güzel aynen, oldu bence. Oyuna döndük biraz ama olsun. Olsun ya. Çocukluk vakti zamanında keyif alıyorduk yani.
hala keyif alırım. Test Driver 6'nın müziklerini çok severdim. Here in My Car diye bir parça vardı. Onu paylaşırım zaten. Geri ne bileyim ne bir herifin adıydı. İsim önemli değil burada. İsim boşverin. Önemli. Gary Newman. Onun bir parçası vardı. Paylaşırım. Klibi de harikadır. İşte çok güzel bir kızın teki gelir. Arabana yaklaşır falan. Sen gazı kök dersin. Test Driver bu şekilde başlıyordu. Test Driver 6. Test Driver 6 oynuyordum sürekli camcının oğluyla. Camcının oğlu. Camcının oğluyla. Sürekli Test Driver 6 oynuyordum. Gece gündüz ya. Kırmızı bir araba vardı, onu seçerdim. Viper mı? Viper'dı galiba. Mavili beyazlı Viper vardı. Yine Viper'a benzer bir kırmızı araç vardı, onu seçerdim. Dodge falan olabilir belki. O da olabilir. Ya bir kiriş vardı, tamam mı? Böyle nerenin sokaklarından geçiyorsak artık bir harita vardı. Ufak bir tek İngiltere sokakları falandır çünkü olabilir. Dar sokaklardı ya. Çok dardı sokak. Bir kiriş vardı yani, tek araba geçebilirdi. Abi ben gidiyordum. Eğer sonuncu olmuşsam ya da geride kalmışsam gidiyordum o kirişin ortasına park ediyordum arabayı. Kimse geçemiyordu abi. Birinci olsun olmasın kimse geçemiyordu. Diyordum ki camcının oğluna sen önden geç, önden. O önden geçiyordu, birinci oluyordu. Onu mutlu ediyordum. Sen bayağı arkadaşına torpil yapıyormuşsun. Bayağı aslında torpil yapıyordum. Ama bir gün ne oldu biliyor musunuz? Oyun oynuyoruz. İşte su almaya kalkarken ayağıyla PlayStation kolunun kablosuna takılıp PlayStation'ın havalanıp tak diye vurmasına sebep oldu ve oyunlar çalışmadı. Ondan sonra arkadaşlarımız bitti. PlayStation serüvenim de bir şekilde bitti sonra yani. Mutlu, aynen. Mutlu son olamadan hüzünlü son oldu. Ya şey, araç oyunlarından bahsetmişken hazır. En favorim de benim şeydi, ilk o zamanlarda Amerikan Truck Simulator'lar olsun, işte Euro Truck Simulator o zaman hani o kadar da çok şey değildi. Amerikan Truck vardı ya ilk. Sen hangi, sen o zaman 2003, yakın, 2004... Şu anda bir güncele döndüm ben, hani geçmişten güncele geldim ben şu anda. Ben bayağı 97'lerde, 98'lerdeyim ya. Yok ben birden güncele atladım. 99'dan hatta bir dakika... 2002 olur olmaz. 2002 olmaz. Yok 2002 değil. Hatta 2000'li yılların tam böyle hani başına gelmeden önce, 2000'lere yıllara Red gelmeden Alert, önce. Red Alert 1996 yılında çıktı. PlayStation'a ben 1999 yılında sahip oldum diye hatırlıyorum. O dönemlerde falan oynuyordum yani. Yani bundan yaklaşık 16-17 sene önce. Neyse bak çok fazla oyunlara dalmadan şunu söylemek istiyorum. Telefondan sonra sahip olduğun PlayStation 2 mi oldu, 1 mi oldu? Tam orasını anlamadım aslında. Telefondan sonra benim olmasa da arkadaşımın bir PlayStation vardı. Gönül koyduğu ve sahip verdiği. Gönül koyduğum, benimsediğim bir PlayStation 2 vardı. Yani telefondan sonra asıl sahip olduğum neydi? Bilgisayardı ya. Hani bilgisayardı. Kendi bilgisayarım değildi, bir şey yakınımın, akrabamın bilgisayarıydı ama ben... Bayağı bizim evde olduğu için o bilgisayar. AMD miydi? Celeron muydu? Celeron'du. Celeron'du. Celeron işlemci. Red Alert 2 dönemleri herhalde. Aynen. Red Alert 2 dönemleri. O zamanlar tabii ben daha çok şey kasıyordum ya. Deli gibi Mario falan da kasıyordum. Mario hayranlıydım. Ya şöyle bir anımı anlatayım. Benim işte Game Boy Atari'den sonra sahip olduğum şey 3210'du. Snake oynardım. 3210'dan sonra 3310 aldım. İşte denizcilik okuyordum ben, Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde. 3310 alıp melodi yapabiliyordun abi. Tabii İşte notalarla C4 sesi yapmıştım. Çünkü country hayranıydım ve bir bilgisayara sahip olmak istiyordum. Bilgisayara sahip olmak istediğim için her gün yanımda hani bir C4 sesi duymadan ilerleyemiyordum. Telefon çaldığında C4 çalıyor. Neyse abi bir gün işte... hoca bir şeyler anlatıyor. Herkesi toplamışlar. Daha sırada benim telefonum bir çaldı. Tıt 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 tıt. Hemen counter'cılar belirdi oradan. Bomba patlayacak. Önden girelim. Onu hiç unutmuyorum yani. Hani teknolojiyle eğlendiğim ilk anım olabilir. Zevkliydi ya. 3310'un o melodi özelliği sayesinde müzik yapmak. Tabii şey canım. Neydi? Dizi müzikleri falan yapıyorlardı. Hangi diziydi ya? Hatırlayamadım şimdi. Kara Sevda değil.
bir tane dizinin sen bayağı Asmanın Konağı falan bağladın gibi. Yok, Asmanın Konağı bağladım gittim. Dizinin adını hatırlayamadım çünkü şu anda. Bir tane aşk dizisi gibi pembe dizi. Aşkı pembe... Memnun mu izledin? Yok, daha neler. amcasının kızıyla... Aşkı Memnun'un döneminde 33 okumadan varsa zaten helal olsun o adama. Tebrik etmek isterim, alkışlıyorum hatta. Ya deli gönlüm müydü neydi, öyle tuhaf tuhaf müzikleri yapıyorlardı böyle, dizi müziklerinden falan öyle de yapıp böyle telefonda... Sen bayağı Kurtlar Vadisi'ne kadar gittin ama. Kurtlar Vadisi'ni yapan vardı biliyor musun, ben denk geldim ona. Vardı abi, hatırlıyorum ben de. Minibüste bir gün Kadıköy Pendik minibüsündeyim, bir baktım Kurtlar Vadisi şey müziği çalıyor. Aynen. İlginçti ya. Ya çok komik. Ama daha haşırleşirdik ya, herkes biliyordu telefon kullanmasını. Aynen. Basitti abi, tak tak çevir. Bir hafta zaten dayanıyor. Yani o bir haftada bir şarj ediyorsun. Şimdikiler gibi öyle yarım günde, 6 saatte bitmiyor yani. Aynen, bitmiyor. O zamanlar daha iyiydi. Çünkü hani bir işletim sistemi, daha farklı bir sistem yoktu içinde. Güzeldi. Ya şimdiki kadar Nokia çok şeyi aynı anda yapmıyorduk. Nokia aklını kullanabilseydi ciddi anlamda. Yani güzel seviyelere gelirdi. Aklını kullanabilseydi şey dediğim zaten yani dünyaya çok fazla emek harcayan bir kesinlikle firmaydı. Ama hani bu akıllı pazarda birazcık geride kaldı. Geride kaldı. Sömürü gitti. Symbian işletim sistemine devam ederek en büyük hatalarını yaptılar. Evet. Bunu sorarsan. Evet, evet. Symbian işletim sistemi yerine biraz daha gelişmiş bir kendi işletim sistemleri olabilir. Tabii canım. Windows daha farklı olurdu ya. Tutmadı mesela. Windows tutmadı abi. İlk Nokia kendi işte cihazlarından hangisini kullandı bilmiyorum ama mesela bir PDA vardı, Asus P535 diye, böyle şu kalınlıkta böyle tuğla gibi arabanın altına koyup yokuşta kaydırmaz, öyle söyleyeyim. Çok iyi ya. Hani onda vardı ya, işletim sisteminde adamlar kafayı yiyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra millet o cihazı kurcalayana kurcalayana Android kurmaya başardılar o zamanlar işte. İkiler falan, birler çıkmış, ikiler daha yeni yeni şey oluyor. Millet deli gibi düşün bak. Windows'un kendi işletim sistemi var ama adam ondan o kadar bıkmış ki hiçbir şey yapamadığı için Android kuruyor. Yani Android'in leş halini kuruyor adam cihaza. Her şeyle kabul haklı ediyor. Haklı abi. Windows 8'den sonra Microsoft da bayağı bir düşüş çok, yaşadı çok diye düşüş düşünüyorum açıkçası ya. Yani. Microsoft zaten... Abi başlat tuşunu kaldırıyorsun zaten, şöyle söyleyeyim. Yeni laptop almış annelerimiz, teyzelerimiz. Bayağı bir zorlandı ya. Ben bunu hangi eve gittiysem gördüm. Ya abi, nasıl gireceğim, nasıl yapacağım? Şeydi ya. Hani masaüstü bilgisayarı Windows 8 kuruyorsun. Hani yine laptopta bir Windows tuşun var. Aynen. Masaüstü klavyede o da yoktu. Hani ne yapacaksın? Abi arayüz. Arayüze masaüstündeyim diyor, tamam mı teyzem? Vallahi kuzum bir ekran açıldı. Kare. Ufacık şeyler var. Arasında dolandım, arasında bulamadım ne yapacağımı. Müzik açacaktım, açamadım. Tam fail ya. Windows 8 yani Windows'un kendi kafasına sıktığı şeydi. İşletim sistemiydi. Onu da topladılar ama ya. 33 ondan sonra şöyle bir şey oldu. Hani bilgisayara sahip olmak istiyordum. Yine babamların kanına girdim işte. Lisede de üstün başarı elde edeceğim işte. Birinci olacağım, ikinci olacağım falan. Kafaya koymuş adam. İnanmış. İnanmış, sağlam, azimli. Neyse. Real var bizim orada. Real'den OEM bir bilgisayar alacaklardı. Tam OEM'miş yani. O derece OEM. Acayip OEM çıktı. Acayip OEM çıktım. Yani çok kötüydü ya. Yani... Çan Çin Çon marka anakart falan değil mi? Yani nasıl desem. O zamanlar... Hazır toplanmış bilgisayarlar falan vardı. Ne bileyim 2000. Tabii o zamanlar şeydi çünkü. Bir şey 2000 vardı hatta. Pro 2000. Yine... Pro 2000 benim de bir şey yaptığım bilgisayardı. Aldığım bilgisayarlardan bir tanesiydi. Pro 2000 ve ona benzer bir sürü farklı şeyler vardı. Toplanmış bilgisayarlar. Biz bir tanesini aldık babamla gidip. Ne kadar para vermiştik? 1500 TL mi ne? Ücreti de çok pahalıydı ya onların aslında. Ya tabii canım, eskiden bilgisayarlar aşırı pahalıydı. Ya, şimdi ekran kartı... Piyasası öyle bir hal aldı ki ciddi anlamda ekran kartından giydiriyorlar yani. Eskiden bu kadar pahalı değildi ekran kartları. Kesinlikle. Ben söyleyeyim. Ciddi anlamda ekran kartları şu an öyle bir algı yaratıldı ki abi, toplumda dediğim oyuncu toplumunda ekran kartı alırsan her şey akar gider.
Aynen öyle. İşlemci darboğazı dediler. İşlemciyi de hadi yardıralım. Abi 2 çekirdek ya da 4 çekirdekli bir makinayla hala en son çıkan oyunları oynayabiliyorum. Neden? RAM'ım iyi, ekran kartım iyi. Ya aslında donanımda en büyük, hani şu anda güncele baktığımız zaman zaten normal en güncel bir işlemcideki grafik, hani dahili grafik belli gayet yeterli mesela. Yeterli. AMD'nin bazı serilerinde R7 modelleri geliyor. R7'ler bence bir oyun oynamak istediğin zaman sana 30 FPS, hani çok ultra çözünürlük olmasa da var. Hani normal çözünürlükte, yüksek çözünürlükte 30 FPS veriyor. Ya zaten 30 FPS bir oyun oynamak için ideal. Ya bir şey söyleyeyim, hiç kasmanıza gerek yok. Bence sizi 3-4 sene rahatlıkla götürebilecek donanımı söyleyeyim. Hazır şu an bu videoda bilgisayar, evet, hazır olun. Donanımı da geliyor. Gidin ikinci el 3700K alın. i7-3700K. Anakartınız da Asus'tan olabilir. Onun dışında Asus'un şey yazılım Gigabyte tarafı olabilir. Güncellemesi iyi olduğu için. Aynen, güncellemesi olabilir. İyi olduğu için Asus olabilir. Yani Z77 iyi bir anakart alırsanız o yeterli olacaktır. Uygun fiyatlı zaten. Gidin 8 GB RAM koyun. RAM'in megahertz'i ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Onun dışında ekran kartı olarak GTX 670 alsanız bile yeterli. Tabii canım. Abartmanın hiçbir alemi yok. Laptop var. Canavar gibi oyun oynuyorum. 670 alsanız yine fazlasıyla yeterli. Yok ben birazcık daha yeni nesil meraklısıyım derseniz tamam 770'e çık, bir şeyler yap. Kıyı paraya 770 al abi yani. SSD çok önemli. Gidin en aşağı 256 GB'lık bir SSD alın. Kesinlikle. Silikon power olabilir, başka bir şey olabilir. Kasa masa, monitör size kalmış. Yani tamamen 20... her zevke bakıyor. Aynen, yani zevke bakıyor. Şey olsun. Yani çok kastırmanın, über paralar harcamanın hiçbir alemi yok. İkinci el bir şekilde bilgisayar toplayıp da mutlu olabilirsiniz. Ya ikinci el de toplayabilirsin. 1000 liraya bile oyun oynanacak güzel bir bilgisayar. Burada şeyi fark ettim. Acaba kamerada nerelere baktım ben ya? Gözlerim böyle fal taşı gibi etrafa bakıyor. Oradan oraya geziyorsun. Ama o kadar sıcak ki nereye baktığımı bilmiyorum. Yemin ederim kafa yaptı havanın sıcaklığı. Felaket bir şekilde terliyoruz aslında biz. Aynen böyle. Felaket terliyoruz. Ufaktan da programı kapatalım diyorum. Aynen, çünkü teknolojiye nasıl başladığından belli sistem tavsiyesine döndük yani. Sistem tavsiyesine döndük. Bayağı bir ortaya karışık bir şeyler çok, çıktı. Çok şey yaptık. Eğlenceliydi çünkü yani. Güzel. Konu konuyu açtı. Güzel bir şekilde ilerledi. Devamını yaparız aslında ya. Bunu neden yaparız? Çünkü bitmez ya. Bu teknolojiyle tanışma olayı asla bitmez. Konu konuyu açar. Sürekli yeni şeyler gelişiyor. Yeni teknolojiler geliyor. Bunu sürekli devam ettirebiliriz. Ya kısaca benim teknolojiyle tanışmam Game Boy, Atari, Commodore 64, onu unuttum. Ondan sonra PlayStation 1. Onu kullanamadım ben. Bilgisayar. Ondan sonrası unuttum gitti yani. Benim bir telefon, bilgisayar, PlayStation. Gerisi de zaten ondan sonrası güncel teknoloji olmaya başlamıştı. Aynen. Ya o kadar çok alet gelip gidiyor ki. Gelip gidiyor ki. Yetişemiyorsun ya. Bir yerden sonra hangi cihazı kullandığını unutuyorsun. Özellikle de zaten bizim işte son dönemlerde. Zaten biri kalk bana şey sorsa herhalde şunun cevabını veremem. Bu zamana kadar kaç telefon kullandın diye bir soru sorsa. Aynen. Cevabını veremem ya. Hani çoğu cihaz çıktıktan bir süre sonra veya hemen elimize ulaşıyor. Test ediyoruz, kullanıyoruz, kurcalıyoruz. Hani kalkıp adam bana dese ki bu yıl kaç telefon kullandın dese belki onun cevabını veririm. Yani atıyorum derim, hani videolardan falan bakarım. 20 tane, 30 tane kullandım derim. Ama kalkıp hayatım boyunca kaç kullandın dese bunun cevabını asla veremem. Ya ben 2013-2014'e kadar tüm Nvidia, AMD ve Intel'in grafik kartlarından mı? Grafik kartlarından tut, işlemcilerine kadar, aynı zamanda Asus, Gigabyte gibi diğer birçok markanın anakartına kadar hepsini test ettim, denedim, ettim. Maşallah. Ya bir sürü teknolojinin içinde donanık kurdu olup çıkmışsın sen aslında orada. Ya aslına bakarsan bir süre sonra sürekli böyle işte 120 kare saniye bir oyun ya da 60 kare saniye bir oyun test ederken bak izle derken şöyle bir hastalığa sebep oluyor. Nasıl bir hastalık? Sürekli hareket eden sahneler beynine kazındığı için kısa süreli hafıza kaybı, bir şeyleri hatırlayamama durumu gibi bir sıkıntı yaratıyordu. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Yani aslında bakarsan çok da fazla oyun oynamıyorum. Yani 3D Mark uygulamasıyla 4 sene vakit geçirdim.
Açıkçası yeter artık. 4 sene de yeter yani 3D Mark için özellikle. Her neyse. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Çünkü çok sıcak oldu değil mi? Kesinlikle çok sıcak oldu. Ezan da bir yandan okunmaya başladı. Orucu hafiften açalım diyoruz. Bir sonraki o zaman videoda görüşünceye kadar şimdilik. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.